Doğu Akdeniz'de sondaj krizi büyüyor. Doğu Akdeniz'in zengin yeraltı kaynaklarına çöreklenmek isteyen Rumlar, Türkiye'yi engellemek için Fatih sondaj gemisi mürettebatı için tutuklama kararı çıkardı. Karara Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki gelirken Lefkoşa'da Rumlara gözdağı gibi bir tatbikat vardı. Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası, karasuları ve topraklarında ve Türkiye'nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen Şehit Teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatının bu seneki kara safhası sona erdi. Tatbikatı izleyenler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar da vardı. Burada basının sorularını cevaplandıran Akıncı, Rumların Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini değerlendirdi. Maalesef komite kurmaya da yanaşmadılar, bu işi birlikte planlamaya da yanaşmadılar ve tek taraflı eylemlerini sürdürdüler. Eğer bu şekilde yapılırsa o zaman bize de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Türkiye'ye aynı şekilde davranmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz dedik ve bunun gerekleri yapılıyor şu anda. Yani eğer siz araştırma yapıyorsanız biz de yapacağız dedik ve yaptık, yapıyoruz. Eğer kazı aşamasına gelirseniz biz de o aşamaya geleceğiz. Biz de kazacağız dedik ve şimdi o safhadayız. Ama ben gene bugün buradan şu çağrıyı yapmak istiyorum. Doğu Akdeniz bir barış gölü haline gelebilir, bir barış havzası haline gelebilir. Buradan herkes yararlanır. Biz gerginlik siyaseti istemiyoruz, çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış istiyoruz, uzlaşma istiyoruz ama haklarımızı da elbette koruma kararlılığı içerisinde bunları söylüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni başbakanı Ersin Tatar da sondaj krizini değerlendirdi. Rum tarafı tek başına hareket edemez. Rum tarafı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek sahibi de değildir. Kıbrıs adasının iki eşit ortağı vardır. Kıbrıs Rumlar ve Kıbrıs Türkler tutuklama emriyle ilgili. Burada Rum tarafının büyük bir yanlışı oluyor. Çünkü yasal zeminde yürütülmekte olan bu çalışmanın bu şekilde meseleyi gelerek bir yere taşınması fevkalade yanlıştır. Diplomatik açıdan da yanlıştır. Hukuk açısından da yanlıştır ve Kıbrıs'ın gerçeklerini görmemezlikten gelmektir. Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeleri gerekmektedir. Kıbrıs'ın iki sahibi vardır. Biz bunu kabul ediyoruz. Rumlar ve Türkler. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kuzeydeki devlet Kıbrıs Türk halkının yönetimindedir, egemenliğindedir ve Türkiye ile de her türlü anlaşma yapma yetkisindedir. Dolayısıyla meselenin zemini budur. Ersin Tatar'a Rumlarla federasyon temelli müzakere süreci de soruldu. Biz her zaman barıştan yanayız. Kıbrıs'ta esasında barış dediğimiz olay 1974'ten sonra Türk askerinin müdahalesiyle burada gerçekleşmiştir. Güneyde Rumlar, kuzeyde Türkler veya hiçbir hadise yaşanmamıştır. Şimdi yapılmak istenilen bildiğiniz gibi federasyon görüşmeleri ekseninde Kıbrıs'ta esasında bu yapıyı üniter bir yapıya Avrupa Birliği içerisinde ve Türkiye'nin de söz hakkı olamayacağı, Türkiye'nin garantörünün sona ereceği ve Türkiye'nin buradan çekilmesiyle ortaya çıkacak federal cumhuriyetin Avrupa Birliği içerisinde Avrupa Birliği güvenliği şemsiyesi altında o şekilde bir pozisyon. Biz buna karşıyız. Ve ne diyoruz? Bu hükümet uyumlu bir hükümet. Sayın Kudret Özsay Dışişleri Bakanı o da aynı şeyi söylemektedir. Bir kere federasyon süreci tükenmiştir. Dolayısıyla artık Kıbrıs'ta alternatif fikirlerin masaya gelmesi lazım. Bunun bir tanesi AB çatısı altında iki devlet olabilir veya konfederasyon veya kadife ayrılık çeşitli alternatifler olabilir. Ama günün sonunda federal temelde bir anlaşmanın tükendiğini ve dolayısıyla artık ne formül olursa olsun iki devletten ibaret olması gerekmektedir. O da bizi kuzeyde rahatlatır. Çünkü üniter bir yapıda Türkiye'nin de garantörünün olmayacağı bir pozisyonda Kıbrıs Türkler sıkıntıya girer. Dolayısıyla bizim için arzu edilen bu kadar yıldan sonra kuzeyde ayrı bir devlet ve bu devletin de yine Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünde bu yapının ileriye taşınmasıdır bizim için arzu edilen.